Adnan Oktar davasındaki cinsel saldırı iddialarının hukuki değeri var mı? Adnan Oktar ve arkadaşlarını yargılamadan mahkum etmek isteyenlerin kirli oyunlarına karşı dava dosyasına sunduğumuz hukuki delillerimiz. Dosyadaki sözde mağdurların Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu tarafından yapılan bedensel ve ruhsal muayenelerinde hiçbir cinsel saldırıya maruz kalmadıkları kesin bir biçimde ortaya konmuştur. Adli tıp raporları dosyadaki sözde cinsel saldırı iddialarının tamamen iftira olduğunu kanıtlamaktadır. Dosyada yakın tarihlerde işlendiği söylenen tek bir sözde cinsel saldırı iddiası yoktur. Dosyaya sunulan iftiralarda tüm sözde cinsel saldırı olaylarının yıllar önce yaşandığı iddia edilmektedir. Oysa Yargıtay iştihatlarında mağdurun yıllar sonra şikayette bulunması iddialarında samimi olmadığını göstermektedir tespiti yer almaktadır. Bu çok açık iştihata rağmen dosyada bulunan cinsel saldırı iddiaları sadece soyut sözde mağdur beyanları ve bu sözde mağdurların teşhis tutanaklarına dayandırılmaktadır. Aleyhte maddi hiçbir delil ve rapor bulunmamaktadır. Ünlü ceza hukuku akademisyeni Profesör Dr. Feridun Yenisey bu yalan beyanların güvenilir olmadığını şu şekilde açıklamıştır. Suç mağdurunun beyanı kendisine karşı bir suç işlendiği için işleyen kişiye karşıda bir husumeti olduğu için çok güvenilir değildir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vermiş olduğu istatistik bilgilerine göre şiddet mağdurlarının kullanımlarına sunulan ALO 183 hattına günde ortalama 1000 taciz ve cinsel istismar ihbarı gelmekte. Bu ihbarın 985'i ise sahte çıkmaktadır. Teknik Bilim Araştırma Vakfı camiasına yapılan operasyon gününe kadar 2 yıl boyunca savcılık ve emniyet tarafından aralıksız teknik takip yapılmıştır. Ancak bu süreç boyunca hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı gibi hiçbir cinsel saldırı vakasına ya da mağduruna da rastlanmamıştır. Bu durumu avukat Gökhan Ahi şu şekilde açıklamıştır. Herhangi bir şekilde delillendirme temeli olmayan davalarda da bu sonucu beklediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Delil yoksa suç yoktur. Yani sadece iddia düzeyinde kalan hem de herhangi bir delil de değil. Somut delil. Söylentiler, şayialar, iddialar falan değil. Somut elinde delili yoksa sen bu iddianla baş başa kalırsın. Dava dosyasında güya cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadınlar gerçekte hiçbir zaman ne bir cinsel saldırıya ne de istismara uğramamıştır.